Efendim günaydınlar, yeni kalkmış olanlara günaydınlar, sabahın çok erken saatlerinde güne başlayanlara da tünaydınlar diyelim efendim. Saatlerimiz 11'i gösteriyorken Senem'le bugün başlıyor Ton TV ekranlarında. Bugün 12 Haziran 2019 günlerden çarşamba, haftayı ortaladık bile sevgili izleyenler. Çarşamba gelince sanki gerisi daha böyle çabuk geçiyormuş gibi geliyor. Bilmiyorum, bana mı öyle geliyor, sizlere de öyle geliyor mu? Tüm çalışanlarımıza kolay gelsin diyelim. Esnaf dostlarımıza bol kazançlı, hayırlı işler dileyelim. 549-517-17 WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Ve Facebook Ton TV sayfasından da aynı anda canlı yayındayız efendim. Buradan da bizleri takip edenler var. Yorumlarınızı, mesajlarınızı söz sizde bölümünde okuyacağım. O yüzden lütfen şu an itibariyle mesajlarınızı göndermeye başlayabilirsiniz. Bunu hatırlattık. Ve hemen son dakika haberlerine bakmak istiyorum. Maalesef üzücü bir haber var. Habertürk.com'da son dakika Tunceli'den acı haber geldi. 2 şehit, 2 yaralı. Son dakika haberi olarak Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker şehit düştü, 2 asker yaralandı. Şehit olan jandarma uzman Çavuş Ökkeş Eden'in 12 Nisan'da evlendiği ancak düğün yapamadığı son mesajında da can vermeye her daim hazırız dediği ortaya çıktı. Diğer şehit jandarma uzman Çavuş Emre Üçkan'ın da dün akşam babasıyla telefonda görüştüğü ve operasyona çıktığı bilgisini verdiği öğrenildi. Allah sabırlar versin. Yani ateş düştü. İki aileye ateş düştü. Evlat acısı Rabbim kimseye göstermesin ama her zaman şöyle de söylüyoruz. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ailelerine tek söyleyebileceğim sabırlar, tüm Türkiye'mize de başsağlığı diliyorum maalesef. Her zaman amacım güne neşeli ve pozitif başlamak ama kaldı ki işte böyle haberlerde üzülmemek mümkün değil. O yüzden yani daha devamı var ama Osmaniye'de toprağa verilecek jandarma uzman Çavuş Ökkeş Ede. Evet, yani gencecik iki yiğit. Allah sabırlar versin ailelerine, başımız sağ olsun. Ama yine diyorum, şehitler ölmez, vatan bölünmez. Tüm şehitlerimizi, bu vatan uğruna canını vermiş tüm şehitlerimizi de dilerseniz bir rahmetle analım. Hepsinin mekanı cennet olsun, nur içinde yatsınlar diyelim. Ölümlü dünyadayız. Neyin ne zaman olacağını bilmiyoruz ama her zaman dediğim bir şey var. Hiç ölmeyecek gibi yaşamaya devam eden de herhalde bir tek insan oldu biziz yani. Hani böyle hiç ölmeyecekmişiz gibi bu dünyada, hani derler ya, bu dünya kimseye kalmadı, kalmayacak da. Evet, o yüzden maalesef böyle üzücü bir haberle başladık. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, hürriyet.com.tr'de bir haber var. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve partisinin milletvekillerinin de hazır bulunacağı kapalı grup toplantısına katılacak. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin milletvekilleriyle bu akşam saat 21'de kapalı grup toplantısında bir araya gelecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Akar da katılacak. Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantıda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen asker alma kanunu teklifinin ele alınması bekleniyor. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili fikirlerinizi yazabilirsiniz. Askerlik, yeni dönem askerlik sistemiyle alakalı bu konuda birçok tepkiler var. Hani 6 ay askerlikte, hani askere gitmedim,
asker kızıyım ama hani çok da fazla bildiğimi söyleyemem. Ama 6 ayda nasıl bir eğitim alıp nasıl hani yarın öbür gün Allah korusun bir şey olsa hani nasıl eğitim alıp yapacaklar, o da merak konusu. O yüzden mesaj gelmiş, gene okuyacağım. Söz sizde kısmında okuyacağım. Gençlerimizden gelmiş mesaj. Her gönderdiğiniz mesaja cevap bulana kadar, yetkililerden cevap bulana kadar okumaya devam edeceğim. Ama söz sizde bölümünde okuyacağım, tamam mı? Evet, devam edelim. Şimdi son dakika haberlerine baktık. Bu arada Türkiye İzlanda maçı vardı biliyorsunuz dün akşam. Birkaç gün öncesinde geçtiğimiz günlerde Fransa'yı 2-0 yenmiştik ve büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Dün akşam da İzlanda'da 2-0, 2-1 özür dilerim, 2-1 mağlup oldu Türkiye. Bunu da söyleyelim. Ve enteresan bir haber daha. Yani toplumun nasıl bir hal aldığını anlamanız açısından okuyorum. Zaten biliyorsunuz haber kanallarında ya da internet sitelerinde nişanlısından ayrıldı, otogarda boğazını kesti. Yani inanılır gibi değil. Samsun'da nişanlısından ayrılan bir kişi otogarda boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu. Yani bu dünya hiçbir şey için gerçekten ölmeye değmez. Dünyanın sonu değil. Herkes sevdiğine kavuşsaydı zaten aşk nedir? Aşk kavuşamayanlarındır. Şöyle bir geçmişe de bakın, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin. Yani kavuşamadığınız zaman aşk oluyor. Ama hiç kimse için de bu hayattan kopmaya değmez. Yani şunu söyleyeyim, hani sizler bizleri ekranlarda görüyorsunuz, belki böyle hani ben her daim güler yüzlüyüm, pozitifim ama kimin ne çektiğini herkes dört duvar arasında kendi yaşadığını bilir. Vay. Vay, evet. Yönetmenim dedi ki, Sezen ablamız bile demiş ki, aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk ya. Ama böyle ölmemeli. Mecazi anlamda söylüyoruz. O yüzden her şeyin vakti zamanı geldiğinde inanın, bütün sorunlarınızın, sıkıntılarının geçeceğini, her fırtınanın ardından bir gökkuşağı doğacağını, bir güneş doğacağını mutlaka unutmayın. Pozitif düşünün. Ve sizin için olumsuz olan her şey bu hayatta mutlaka bir nedeni vardır. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Bunu unutmayın. Evet, bu kadar söyledikten sonra hadi bakalım artık Senem'le bugün başlasın. Dün son dakika haberi olarak vermiştik sevgili izleyenler. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. 35 kişi de yaralandı. Kaza Bandırma Çanakkale Karayolu Edincik Kavşağı'nda meydana geldi. Adana Müftülüğü'nün Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne organize ettiği gezi için yola çıkan tur otobüsü kavşakta otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken otomobil yol kenarına savruldu. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller yaralı olarak kaldırıldıkları Bandırma Devlet Hastanesi'nde hayatlarını kaybederken bir ağır, 35 yaralı da tedavi altına alındı. Kazada ölenlerden birinin Seyhan Müftüsü'nün kızı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Dün son dakika haberi olarak programımızda vermiştik. Ölenlerin isimleri belli değildi ama hepimizi üzen bir haberdi. Kültür turu için Çanakkale'ye gezmeye geliyorlardı ancak ne yazık ki bu kaza sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, 35 kişi yaralandı. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve hayatlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına da sabırlar diliyorum.
Evet, bir haber var Hedef gazetesinde. Çömü'yü araştırma üniversitesi haline getirmeliyiz diyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Akademik Kurul toplantısı Eğitim Fakültesi ve binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Rektör Profesör Doktor Sedat Murat, 4 yıl sürecek görev süresi boyunca en büyük arzum Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ni araştırma statüsüne kavuşturmak diye açıkladı. %1,14 daha az ölüyoruz diye bir haber var. TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan son istatistiklere göre geçtiğimiz yıl Çanakkale'de 4.492 ölüm gerçekleşti. Bu rakamın 2017 yılında 4.544 olduğu belirtilirken son verilerin ölüm sayısında %1,14'lük bir azalma olduğunu gösterdiği kaydedildi. Olsun tabii, temennimiz sıfır olsun. Yani ama işte evet. Hemen devam edelim bir diğer haberimizle. Çanakkale Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı önceki akşam Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışta gündem dışı konuşma yapan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale'nin kazandığı ideal kent ve mutlu kent sıfatlarının korunarak daha ileri taşınması için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Çanakkale Belediyesi'nin Haziran ayı meclis toplantısı geçtiğimiz gün saat 18'de meclis salonunda yapıldı. Mecliste gündem dışı açılış konuşması yapan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Türkiye ve Çanakkale gündemlerini değerlendirdi. Gökhan konuşmasının bir bölümünde bir dergi tarafından Çanakkale'nin ideal kent ve mutlu kent seçilmesine değinirken, bu değerlerin sürdürülebilir olması için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Güzel şeyler var, bunları da paylaşalım. Biliyorsunuz Forbes dergisi, Türkiye dergisi, ideal kentler araştırmasında Türkiye'nin yaşamak için en iyi kenti olarak Çanakkale'yi gösterdi, seçti. Efendim, bundan hepimiz mutluluk duymalıyız. Hakikaten de öyle. Çünkü bu bir abartma değil. Hepiniz yaşıyorsunuzdur. Misafirleriniz gelmiştir bayramlarda. Geldikleri zaman, aa ne güzel buradan bir daire mi alsak diye hep bunu söylerler. Yerleşecek mi acaba diye umut şey beslerler. Bu güzel bir şey. Gelsinler tabii. Bu arada da inşaatlarımız, dairelerimiz satılsın. Vallahi gelsinler. Bize mahsur ama mevcut binalara konuşlansınlar. Yeni imar planları istemesinler. Mevcut alanlarda oturabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Ama aynı zamanda en mutlu şehir, 9 şehir içine de girdik. Burada yaşayanların, insanların %50 mutluluk üzerinde olan 9 ilinden bir tanesi de Çanakkale. Orada da zaten belli. Yani Çanakkale'de yaşayanlar hepiniz biliyorsunuz. Bu güzel şey bunlar. Yani bizleri mutlu eden konular. Burada insanların yaşam tarzları, özgürlükleri, efendim, ayrıştırma olmaması, insanların burada barış içerisinde yaşama gayreti. Dolayısıyla burada bu kentte mutlu kent unvanını almayı hak kazandırıyor. İnşallah bu mutluluğumuz devam eder. Ve Gündem gazetesinde bir başlık var. Gündem zamlar diyor. İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları başladı. Sadık Göğüskeren Başkanlığı'nda yapılan üyelerin tam katılım gösterdiği toplantıların ilkinde Gestaş'ın ve Çanakkale Belediyesi'nin yaptığı çay zamları gündeme geldi. Evet, Gestaş zaten bunun öncesinde biletlere yapılan, geçiş ücretlerine yapılan zam da gündeme gelmişti. Hatta bayram nedeniyle şehir dışından gelen tüm misafirlerin söylediği bir şey vardı. Çok zamlanmış gemi. 67 liraydı sanırım, yanlış hatırlamıyorsam, geçiş. Sonrasında belediyede çay fiyatları zamlandı. Belediyeye ait tesislerde. İnsanlar ona da tepki gösterdiler ama yani
her şeye zam geliyorken dünyanın hiçbir yerinde zaten 50 kuruşa 75 kuruşa çay içemiyorsunuz artık. Yani gittiğiniz zaman hele hele böyle kafe pastanelere gidin, sadece bir küçük çayı 3 lira veriyorsunuz. O da hani Çanakkale için söylüyorum, büyük şehirlerde daha da farklı. Sevgili Bilgehan, çok geçmiş olsun. Söz sizde bölümünde okuyacağım. Evet, gördüm. Çok çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. Okuyacağım yorumunuzu. Evet, hemen devam edelim. Çanakkale yatırımları ile yaşanabilir illerin zirvesinde Çanakkale'nin Forbes dergisi tarafından yaşamak için en ideal il ünvanı verilmesini değerlendiren Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu, Çanakkale'miz nüfusa oranla en fazla yatırım alan bir il. Ulaşımdan turizme, sağlıktan eğitime, sanayiden spora ve diğer pek çok kamu yatırımlarını kapsayan onlarca kriterde diğer illeri geride bırakarak ilk defa zirveye oturdu. Bu dereceyi de hak etti dedi. Vallahi şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Hani hiç kimse de kızmasın, kusura bakmasın. Evet, Çanakkale yatırımlarla zirvede olabilir, en yaşanılabilir kent olabilir, en mutlu kent olabilir. Biz bunları söyledikçe Çanakkale çok daha fazla göç almaya başladı. Artık Çanakkale eski Çanakkale değil. Belki bunu söylediğim her fırsatta bana kızıyorsunuz, kızanlar vardır. Yatırımlar yapılıyor da gençlere iş imkanını soruyorum. Bunun cevabını merak ediyorum ben. Yani yatırımlar yapılıyor derken Allah aşkına zaten bir tane fabrikamız var. İşte AVM'miz var. Bir büyük AVM, bir küçük AVM var. Yani Çanakkale'nin gençleri ne iş yapacak, bunu soruyorum. Kendim adına da soruyorum ya. Farz edin ben buradan ayrıldım. Ne iş yapacağım? İş sahası yok. O yüzden bakın Çanakkale'nin bütün gençleri hepsi şehir dışında, büyük şehirlerde mecburen. Ben de yaptım bunu zamanında. 2002'de gittim, 2012 yılına kadar da İstanbul'da yaşadım. Çünkü orada iş imkanı var. Ya iş imkanı var ama şimdi İstanbullularda şey yanlış anlamasınlar. İstanbul'da hayat daha zor. Hani burada Çanakkale'de en azından yürüyerek bir yerlere gidebiliyorsunuz. İstanbul'da adım başı attığınızda her şey para. Ama lütfen yetkililere artık sesleniyorum. Yani kimlere ulaşmamız gerekiyorsa lütfen iş sahaları açın. Artık yeter. Yani bu gençler öyle çok ki sokakta bir çıkın görün, üniversite mezunu, iki üniversite bitirmiş, ana dili gibi İngilizce konuşuyor takır takır ama işsiz. Şimdi enteresan bir haber var. Çanakkale'de sanayi sitesine bırakılan hurda araçları iş makinesiyle ezerek çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Polise Çanakkale Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı kişilerin hurda araçları kepçeyle ezip bir tıra yüklediği ihbar edildi sevgili izleyenler. Hani bu da oldu artık Çanakkale'de. Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada bu kişilerin araçların sahibi olmadıklarını belirledi. Kazalı oldukları ve ekonomik ömrünü tamamladıkları için sanayiye bırakılan zanlılar tarafından kepçeyle ezilen 5 araç 7 Emin Otoparkı'na götürüldü. Aynı yerden 24 Mayıs'ta 11 aracı ezerek başka bir tırla götürdükleri tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Parçalanan araçların sahiplerinden ulaşabildiklerinin ifadelerine başvuran polis sahipleri belirlenmeyen diğer araçlarla ilgili çalışma başlattı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hani demin söyledim ya, Çanakkale göç alıyor, her daim farklılaşıyor diye. İşte bu yüzdendi. Çanakkale, yani ben günümüzde baktıkça eski Çanakkale'yi çok çok özler hale geldim. Her zaman da sık sık bahseder oldum. Bugün böyle biraz daha herhalde duygusalım, böyle biraz daha eski Çanakkale'yi özledim. Eski komşulukları, eski arkadaşlıkları,
Her şeyi eskiden yediğimiz gıdalara varana kadar. Çanakkale'de anahtar kapı üstünde olurdu biliyor musun yönetmenim? Hiç kimse öyle kapı kitlemeyi falan bırak. Anahtar kapının üstünde olurdu. Benim çocukluğumda da öyleydi diyor. Ama şimdi ne oldu da bu kadar eski İstanbul'da, eski İstanbul'da mahallelerde de öyleydi. Çanakkale'de de öyleydi. Ve rahmetli babaannemin her daim anahtar kapısının üstündeydi. Gelen girer içeri açıp girerdi yani. Şimdi kimsenin kimseye güveni kalmadığı bir toplumdayız. Bırak anahtar üstünde kalmayı kitlemeden, önlem almadan duramıyoruz. Yazık ama, yazık. Bu hale kim getirdi? Biz insanlar getirdik. Az önce okuduğum o haber, yani artık Çanakkale'de bile böyle şeylerin olması Çanakkale'lileri, yerli Çanakkale'lileri gerçekten çok çok ama şaşırtıyor. Yani Hedef gazetesinde de bu haber yer almış. Araçları ezip tıra yüklediler başlığıyla. Yani insanlar niye çalışmayı tercih etmiyorlar da kısa yoldan böyle başkalarının mal varlığıyla ya da emekleriyle, kazandıklarıyla har vurup harman savurmaya çalışıyorlar. Efendim, Çanakkale'de güreş takımı kurulacak. Güreş alanında Türkiye'nin yıllardır elde ettiği başarılara bu sene Avrupa şampiyonluğu ile Çanakkale'li Feyzullah Aktürk'e destek oldu. Avrupa şampiyonu olan Çanlı Aktürk, kente yeni bir güreş takımının kurulmasına vesile oldu. MHP'li belediye meclis üyesi Evren Yalçın, Çanakkale Belediye Spor bünyesinde güreş takımı kurabilir mi sorusuna Başkan Gökhan, benden size tam destek dedi. Ya bunlar güzel haberler. İşte bizler böyle haberleri artık okumak istiyoruz. Spordan bahsetmişken Bravo Serkan diye bir haber var gündemde. Özel sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonluğunu bir kez daha kazanan Down sendromlu Serkan Beceren, Çanakkale'nin gururu oldu. Beceren, İzmir'de düzenlenen şampiyonada 6 değişik dalda sergilediği mükemmel performansla herkesi büyüledi. Tebrik ediyorum sevgili Serkan Beceren'i. Onu yetiştiren ailesini ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum. Vallahi tüylerim böyle diken diken oldu. Benim rahmetli halam da Down sendromluydu. O yüzden çok iyi bilirim bu duyguyu. Ve biz halamı 53 yaşında kaybettik. Ama o kadar çok özlüyoruz ki her daim anıyoruz halamızı. Ve amin dostlar, sağ olsun. Yani şimdi artık o kadar gelişti ki her şey. Burada çok hoşuma gidiyor. Artık Down sendromluların eğitim almaları, hayata katılmaları. Benim bahsettiğim çocukluğumda çok eski yıllarda babaannem çok utanırdı. Çünkü insanlar dikip gözlerine bakardı ve rahatsız olurdu. Hem halam rahatsız olurdu hem babaannem rahatsız olurdu. Bizde böyle bir durum var yani. Bir rahatsızlığı olana böyle garip geldiğime böyle dikip gözleri bakma ve karşı tarafı rahatsız etme gibi bir durumumuz var. Ama lütfen, evet bu ülkede var bir tek. Yoksa baktığınız zaman İstanbul'da bir kafe açılmıştı, sadece Down sendromlar çalışıyordu. Şişli'de. Yani inanılmaz güzel. Ben bu tür haberlerle çok mutlu oluyorum. Benim rahmetli halam onları yaşayamadı. En büyük keyfi kordona çıkıp dondurma yemekti rahmetli. Tüm kaybettiklerimize Allah'tan rahmet dileyelim. Dedim ya, bugün böyle biraz şeyim herhalde. Böyle bir duygusallık var. Hava Çanakkale burada boğucu bir sıcaklık var. Yağmur yağdı, yağacak. Bunaltan bir sıcaklık. Vallahi işte onlara da yad etmiş olduk ama Down sendromlu çocuklarımıza, gençlerimize, otizm olan çocuklarımıza, gençlerimize, hepinize sevgiler gönderiyorum, öpücükler gönderiyorum. Serkan, bir daha bravo diyorum sana. Ve geçelim diğer haberimize. Artık yaz geldi, plajlar hareketlenmeye başladı. Sezonu açanlardan mısınız bilmiyorum ama biz henüz açamadık. Sıradaki haberimiz de plajlarla ilgili. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale'de yer alan Mavi Bayrak uygulamasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgilere göre Çanakkale'de 17 adet mavi bayraklı plaj var. İzleyelim.
Çanakkale'de 17 adet mavi bayraklı plaj bulunduğunu açıklayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü denetimlerin yapıldığını vurguladı. Yapılan açıklamada ilimizde 17 adet mavi bayraklı plaj bulunmaktadır. Mavi bayrak başvuruları Türk Çevre'ye yapılmaktadır. Plaja mavi bayrak verilebilmesi için yüzme alanının üst üste alınacak 20 numunenin yüzme suyu kalitesi analiz standartları ve şartlarına uyması gerekmektedir. Uygun olması halinde izleme noktasına alınan ve Türk Çevre Eğitim Vakfı tarafından belirlenen 33 kriteri sağlayan plajlara TürkÇev tarafından mavi bayrak verilmektedir. Çanakkale'de bulunan mavi bayraklı plajların bazıları ise şöyle sıralanıyor. Ayvacık Behramkale Köyü, Asos'ta bulunan bazı özel otellerin plajları, Ayvacık Küçükkuyu Belediyesi Mıhlı Halk Plajı, Ayvacık Küçükkuyu Ilıca Plajı, Karabiga Belediyesi Halk Plajı, Ezine Geyikli Belediyesi Halk Plajı, Gelibolu Merkez Hamza Köy Plajı, Gökçeada Aydın Aydıncık Sörf Eğitim Okulu Plajı, Merkez Dardanel Çanakkale Belediyesi Halk Plajı, Çanakkale Belediyesi Güzelyalı Halk Plajı, Merkez Kepez Belediyesi Halk Plajı, Merkez Barbaros Mahallesi Çanakkale Belediyesi Barış Plajı. Vallahi böyle mavi mavi denizlerimizi görünce, mavi bayraklı denizlerimizi, böyle bir iç geçirmedik değil hani, değil mi yönetmenim? Artık böyle dört gözle tatili bekler olduk. Tatilde olanlara iyi tatiller dileyelim. Mesajlar geliyor. Tuğrul Bey de yazmış, Bilgehan Bey yazmış. Birazdan aktaracağım sizlere. O yüzden şimdi bir tarihte bugüne gidelim. Sonrasında söz sizde ile devam edeceğiz. Tarihte bugün 12 Haziran 1915 Çanakkale. Gelibolu Yarımadası Güney Grubu'nda gerçekleştirilen muharebeler sonrası İngiliz ve Fransızların sabah erken saatlerde başlattıkları topçu atışları saat 7.30'a kadar sürdü. Bunları biliyor musunuz? Anafartalar Ovası'na hakim bütün yükseltileri ele geçirmeyi planlayan İngilizler, harekete geçmeden önce saat sabah 4'te Türk taarruzu başladı. İngilizlerin giriştiği karşı taarruzlar da durduruldu. Evet, söz sizdeye geçtik bugün. Hemen mesajlarınızı aktaralım. Sevgili Bilgehan Emir, normalde bizleri Bilecik'ten izliyordu biliyorsunuz. Tünaydın, nasılsın ablam? Küçük bir kalp krizi geçirdim. Şu an Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeyim demiş. Sevgili Bilgehan, zaten yokluğundan tahmin ettim de dün görünce de çok üzüldüm. Çok çok gelmiş geçmiş olsun seninle birlikte. Eskişehir ya da Çanakkale, Ankara, İstanbul, İzmir hiç fark etmez. Hastanede yatan tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim derman olmayan dert vermesin. Bir an önce sağlığınıza kavuşmanızı bekliyorum sevgili Bilge Kağan. Lütfen habersiz bırakmayın, tamam mı? Sevgili Tuğrul Bican da bizi Körfez'den izliyor. Kuaförüm benim hep sende kulak yok diyordu. Demek ki doğru söylüyormuş. Gerçekten nedense ne hikmetse şöyle. Sevgili Tuğrul Bican, size ve Ton TV ailesine Körfez'den selamlar. Halkımızın alın terinin çalınmadan yaşayacakları bir ortamın en yakın zamanda oluşturulması dileğiyle. İyi günlerimize tekrar en kısa zamanda döneriz inşallah. Her şey güzel olacak. Maşallah, sevgiler. Maşallah diyor yalnız, inşallah demiş, ben maşallah okuyorum artık. Hani o kadar geliştirdim ki kendimi, yazmayan şeyleri de okuyabiliyorum.
İnşallah her şey güzel olacak. İnşallah sevgiler, selamlar, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey güzel olsun tabii ki. Bu dünyaya bir kere geldik, bir ikincisi olmayacak. En güzel haliyle yaşamak lazım. Sevgili Tuğrul Bican, bu arada Çanakkale'ye geldiniz galiba bir ara. Hani aşk olsun, insan gelir bir kahvemizi içer. Şimdi bir sitem yapıyorum ama her zaman kapımız açık. Gelmek isteyenlere sevgiler, selamlar gönderelim. Hem Eskişehir'e hem de Körfez'e, Edremit'e. Ve programın başında söylemiştim, bir genç arkadaşımız gene mesaj yazmış diye. Hani Çanakkale işsizlikten bahsetmiştim ya. Bir de emek verdik. Zor şartlarda okuduk. Ailemiz bizi okutabilmek için kendisi yemedi, içmedi, giymedi. Ailelerimizin yüzüne bakamıyoruz. Dışarı insan içine çıkamıyoruz. Yine mi işsizsin diyecekler diye uyuyamıyoruz. Lütfen diyaliz teknikerlerine istihdam açılsın. Emekler boşa gitmesin artık diye bir mesajımız geldi. Ve ben de elimden geldiğince her fırsatta bu mesajlarınızı okumak istiyorum. Çünkü dediğiniz gibi hiçbir aile evladını kolay okutmuyor. Çocuklar öyle kolay okumuyor. Dediği de çok doğru. Birçok anne yemiyor, içmiyor anne baba. Çocuklarına yardımcı olmaya çalışıyor. Mesela Karaman'da da Muammer Bey var. O da üniversite sona geçti kızı. O da onu okutma çabası içerisinde. Ama en doğal hakkınız elbette okuyup mezun olduktan sonra iş güç sahibi olabilmek. O yüzden buradan yetkililere seslenelim. Lütfen diyaliz teknikerlerine istihdam açılsın. Belki sağlık kuruluşları için de yine aynısı geçerli. Bazen gidiyorsunuz, hastanede hemşire yok. Alımlar yapılmıyor deniliyor. O yüzden yani artık biraz daha iş sahası genişlesin lütfen Çanakkale'de. İnsanlar başka şehirlere gitmek zorunda kalmasın. Günaydın, günaydın, söyleyemedim. Günaydın, güzeller, güzel, teşekkür ederim. Senem ablam, emek verdik, zor şartlarda okuduk. Aynı mesaj gibi. Boşa gitmesin artık diye. Farklı farklı ama aynı mesaj gelmiş. Dediğim gibi, vallahi siz insan içine çıkın. Niye çıkamayacaksınız? Bu sizin ayıbınız değil ki. Siz üzerinize düşeni yaptınız, okudunuz, mezun oldunuz, iş bulamıyorsanız, çalışamıyorsanız bu sizin ayıbınız değil. İnşallah yetkililer bizi duyar, diyaliz teknikerlerine de istihdam sağlanır, diğer tüm gençlerimiz için olduğu gibi. Ve günaydınlar güzel kardeşim, Nurdan Hanımcığım göndermiş Çan'dan. Teşekkür ediyorum, günaydınlar, tünaydınlar. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine peygamber sabrı diliyorum. Vatanımız sağ olsun. Çan'dan selamlar, sevgiler, iyi yayınlar. Şimdi ışık yanmayan eve hırsız giriyor demiş. Hani dedik ya, anahtarlar kapının üstünde. Aynen doğru. Bırakın, bazen evde ışık yanmıyor, evde oluyorsunuz ama o eve bile hırsız girebiliyor. Allah korusun. En kötüsü de böyle karşılaşmak. Yani. Bu arada Kuşadası'ndan Ayvacıklı Ergin Doğan amcamız. Günaydınlar. Hem Çanakkale'ye hem de Ayvacık'a sevgiler, selamlar demiş. Ergin Doğan ve eşi. Bizler de sevgiler, selamlar gönderelim Kuşadası'na. Evet, mesajlar şimdilik böyleydi. 549-517-17 WhatsApp hattımız dedik ve sizleri bekletmemek adına hemen mesajlarınıza da yer verdik. Şimdi dilerseniz bunları biliyor musunuz'a geçelim. Şimdi bugün bunları biliyor musunuz da konumuz ne biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim. Bu arada ona geçmeden önce az önce dediğim mesaj geldi. Günaydın ablam, günaydın. Günümüz aydın olsun inşallah. Günümüz aydın olsun, haberler de aydın, ferahlık olsun değil mi?
Ben bir umutla okudum, evimizi arabamızı sattık. Evet biziz, diyaliz teknikerleri, zorlukla bitirdik bölümümüzü. 2 yıl boyunca eğitimimizi aldık. Biziz, biziz, diyaliz teknikerleri, umutlarımız geleceğimiz dedik, mesleğimiz geleceğimiz dedik. Bir baktık ki geleceğimiz sertifikasız, umutlarımız sertifikalıya heba edilmiş. Biziz, biziz, diyaliz teknikerleri, hakkımız olan diyaliz merkezleri bizlere kavuşmamak için, aşk acısı yaşatmak için işsizlik mesleğine terk etti. 2 yıl boyunca sadece bunun eğitimini aldık, uzmanlaştık. Allah devam ediyor. Madem işe alınmayacaktık, neden açtırıldı? Neden hala mezun veriyorlar? Neden hala mezun veriyorlar? Umutları, hayalleri sevdiği olamayan diyaliz teknikerleri. O kadar uzun gidiyor ki vallahi şiir gibi çok güzel yazmışsınız. Neden hakları verilmiyor? Verilmiyorsa neden kapatılmıyor ve hala mezun veriyorlar? Haklısınız. Lütfen artık diyaliz teknikerlerinin sesi duyulsun. Bu gençlerimizin. Yani her daim yönetmenim bir konuşuyorsun beni. Süreyi mi söyledin gene? Tamam. Günaydın Senem Hanım. İyi yayınlar. Kepez'de çeşmelerden su içilmiyordu. Sahil yolu ne durumda? Teşekkür ederim. Ben Nevin Sinop'tan demiş. Sevgili Nevin Hanım, vallahi biliyorsunuz artık belediye değişti. Sayın Birol Aslan göreve geldi. Hatta şimdi bununla ilgili de haberimiz var. Geçtiğimiz gün TonTV ekranlarında da canlı olarak yayınlandı. Bir ilk yapıldı Kepez'de, Kepez Meydanı'nda. Vatandaşlar tüm sorunlarını Halk Günü yapılarak belediye başkanına ilettiler. Sinop'a ve size sevgiler gönderiyorum ve hemen geçiyoruz saç dökülmesi nedenlerine. Hem kadın hem erkek, herkesin baş şikayetidir. Şu anda benim de çok dökülüyor. Hep mevsimsel deyip böyle biraz geçiştiriyoruz aslında. Kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerini canlandırmak için zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile saç derinize masaj yapınız. Saçlarınızı duruladıktan sonra ılık su ile masaj yapmak saç dökülmesini engellemek ve saçlarınızın daha hızlı uzamasını sağlamak için oldukça faydalıdır diyor bilgimizde. Ve yine saç dökülmesi tedavisinde çok demlenmiş olan alma parçaları, elma mı demek istedi acaba? Ve kremsi Hindistan cevizi yağı ile hazırlanan alma yağı, saç uzaması ve kuru, kaşınan saç derisini tedavi etmekte bilinen en yaygın yöntemlerdendir. Limon suyunu ve alma yağını birlikte karıştırın ve oluşan karışımı saç derinize masaj yaparak uygulayın. Bone yardımı ile saçınızı örtün ve bu oluşan karışımın saç köklerinin derinliklerine kadar etkilemesi için sabaha kadar bekleyin. Sabah uyandığınızda hafif bir şampuan ile saçınızı yıkayın ve soğuk su ile durulayın. Her hafta bu işlemi tekrarlayın ve saçınızı daha hızlı uzadığını ve güçlendiğini gözlemleyeceksiniz. Ve son olarak bir tane daha bilgimizi aktaralım. Yine saçlarla ilgili, kalanını yarın devam edelim çünkü burçlara geçeceğiz. Aktarlardan kokulu sardunya yaprakları. Özellikle güçsüz ve kırılgan saçlara sağlığını geri getirmede oldukça yaygın bir tedaviymiş. Sardunya yaprakları alın aktardan. Sardunya yapraklarını yaklaşık 15 ila 30 dakika kaynayan suya atın ve beyazlaşana kadar bekleyin. Sardunya suyu daha sonra bir kap içine süzdürün ve saçınızı şampuanladıktan sonra en az haftada 2 kez saç durulaması için uygulanmalıdır diyor. Bunları biliyor musunuz da? Evet, ve artık süremiz azaldığı için hemen merakla beklediğiniz köşemize geçelim, burçlarımıza geçelim. Bakalım bugün neler bekliyor. Evet, bugün bizi neler bekliyormuş? Fala inanma, falsız kalma. Ben astrolojiye gerçeği inanırım. Severim de.
Bugün 12 Haziran dedik. Doğum günü olan izleyicilerimizin doğum günlerini kutlayalım. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice güzel yaşlar dileyelim kendilerine. Ve hemen koç ve yükselen koçlarla başlayalım. Çok önemli dersler çıkardın aslında iş hayatında sevgili koçlar. Ne gibi adımlar atman gerektiğini öğrendin. Nasıl davranacağını, güçlü, zayıf yanlarını artık biliyorsun. Bu konuda edindiğin tüm birikimlerin kulağına küpe oldu. Şimdi biraz yeni deneyimlere yelken açma zamanı. Hayatının odak noktası haline geliyor kariyerin. Bu alanda yeni kararlar alma, doğru seçimler yapma, hedefine ulaşmak için yoğun bir çalışma programı bekliyor seni. Aynı zamanda anne babanın sorumluluğunu da üstlenebileceğin bir süreç olabilir senin için. Ve yine bu dönemde sosyal statünde bir değişim olabilir sevgili koçlar. Ve geldik boğalara. Boğalar bu hafta, bugün daha doğrusu ilginç. Bu arada... dün boğalar için ev kazalarında falan dikkat edin diyordu burçları hazırlarken ben. Dün yayından sonra düştü. İnanılır gibi değil. Sevgili yönetmenim, mehtaba tutunmaya çalıştım. Karnını yardım hakikaten. Kızın karnını tırmaladım. Çünkü geriye doğru düşerken düşmeyeyim diye bayağı bir can havliyle tutmaya çalıştım ama tutamadım. Ama yine de hızımı yavaşlattı sağ olsun. O yüzden şu anda şöyle bir acı var. O yüzden burçları dikkatli dinleyin. Sevgili boğalar, birbiri ardında başlangıçlar ve bitişlerle geçiyor zaman. Aynen öyle. Su gibi geçiyor. İşini değiştirdin. Yeni bir kariyer planını devreye aldın. Evlendin ya da boşandın. Birçok alanda deneyimler kattın ruhuna. Şimdi aldığın kararları eğitimle, uzun yolculuklarla harmanlayıp hayatına katma zamanı. Yeni fikirler, yeni eğitimler, yeni yolculuklar gündemini meşgul etmeye başlıyor. Belki de uzun zamandır zihninde saklı kelimeleri yazıya dökeceksin. Resmen içimi okumuş gibi. Bugün dedim ya, hani böyle biraz duygusaldım, işte geçmişe olan özlemler var. Böyle hep işe gelene kadar camdan bakıp böyle kafamdan... İçimden gelen sözcükler vardı. Bunları not alayım falan derken tabii bilmiyorum aklımda kaldı mı da enteresan geldi. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, uzun ve zorlu bir süreç yaşadın aslında kendinle, kendi farkındalığınla ilgili. Bu noktada yeni eğitimler aldın, yeni bir bakış açısı kazandın. Üzerinde uzun yolculuklardan kalma yorgunluğu şimdi atma zamanı. Artık daha somut gerçeklerle yüzleşme, alacak verecek dengesini düzenleme zamanı. Yeni dönemde biraz daha finansal kaynaklarına odaklanma, bütçeni, harcamalarını kontrol etme zamanı. Kredi ve borçlar konusunda ihmal etmemen gereken bir süreç. Borç verirken de iki kere düşünmelisin sevgili ikizler. Ve geldik yengeçlere. Şimdi bambaşka bir süreç var önünde uzanan. Elinde çoktan seçmeli bir sınav kağıdın yok. Tüm sorunların da yanıtların da öznesi sensin aslında. Neden ve niçin cümleleriyle yaşanacak hayat senin için. İsteklerini, beklentilerini, arzularını ve hayallerini daha net göreceksin ve daha istekli olacaksın yaşama. Gitmen gereken noktalar, varman gereken hedefler zihninde netlik kazanacak. Şimdi bir kez daha kendine odaklanma, kendini kendinden yaratma zamanı sevgili yengeçler için. Aslan ve yükselen aslanlar, aslında çok tanıdık bir yerden yeniden kurgulayacaksın hayatını sevgili aslanlar. Önünde uzanan 18 aylık süreçte sağlığına daha fazla zaman ayıracaksın. Biraz daha kendi içine yönelip zihnini kemiren kuruntulardan, endişelerden arınma zamanı. Gereksiz davranış kalıbıyla hayatı kendine daha fazla zorlamaya gerek yok. Daha fazla sevginin tadına varmalısın. İçinde tuttuğun kelimeler bırak aksın dilinden diyor sevgili aslanlar için. Başaklar, zor zamanları keyifli hale getirmeyi başardın aslında son 2 yılda. Uzak yolculuklarla geliştirmeye çalıştın kendini. Yeni bir iş düzeni oluşturdun kendine. Sağlığın önemini anladın yaşadıklarının ardından. Şimdi ektiğin hayallerin meyvesini toplama zamanı. Daha fazla göz önünde olacağın, arkadaşlarınla birlikte kendini geliştireceğin ve ikili ilişkilerine daha fazla zaman ayıracağın bir süreç var seni bekleyen sevgili başaklar. Ve teraziler, bir hayli
arındırdın ruhunu aslında. Hayatında gitmesi gereken arkadaşlarını yollarını ayırdın, çocuklarının sorunlarıyla boğuştun, finansal anlamda belirsizlikler seni yiyordu. Şimdi biraz yuvaya dönme zamanı, artık ailenle, özellikle anne ve babayla biraz daha ilgilenme, onların yanında olma zamanı sevgili teraziler. Ve yeni bir ev satın alabilir, hatta yeni bir kentte yeni bir yaşama başlayabilirsin diyor teraziler için, hayırlısı olsun. Akrepler, geçtiğimiz yaklaşık 2 yıllık süreçte kariyer odaklı büyüme planını devreye aldı. Hayat senin için bitmeyen mesailer, uzayan toplantılar, kısıtlı zamanlar ayırdın sevdiklerine ve kendine. Şimdi tüm bu yorgunlukları uzun yolculuklarla atma zamanı. Senin gibi özgürlüğü yaşam mottosu olarak yaşayan biri için çok farklı bir deneyim süreci olmasa gerek bu dönem. Daha çok gezip daha çok bilgi edineceğin bir dönemin kapısı aralanıyor sevgili akrepler için. Yaylar, aslında geçtiğimiz son 2 yıldır kardeşlerinle ilgili konular, yakın çevrenin yaşadıkları sana yeni deneyimler fırsatlarını yarattı. Ama şimdi artık sadece kendi finansal gelirini düşünme zamanı. Önünde uzanan yeni dönemde miras, krediler ve finansal kaynaklar sana yeni bir deneyim kapısı açıyor. Gayrimenkul alabilirsin ya da satabilirsin. Biraz daha kendine zaman ayırıp farkındalığını yaratabilirsin sevgili yaylar. Oğlaklar, seni anlamak kadar anlatabilmek de zor aslında. Bir yandan kalmak, bir yandan gitmek arasında sürekli bocalayıp duruyorsun. Sana değer vermeyen, görmezden gelenlerin peşinden sürüklüyorsun kendini. Bunu yapma artık kendine. Kendi değerinin farkına var. Kendi isteklerini, arzularını koy ortaya. Bırak gitmesi gerekenler gitsin. Kapalı kapıların zillerini çalmaktan vazgeç. Sana değer verecek olanlara aç kapılarını. Şimdi önünde uzanan bu uzun süreçte kendini bulmaya çalışacaksın. Sana aynı olan diğer kişilerle sevgili oğlaklar. Gitmek isteyen mi var? Bırakın, gönderin, gitsin. Bu hayatı bir kere geldik. Bir ikincisi olmayacak. Hatta benim son 3 yıldır yaptığım bir şey var. Hayatımda kim beni mutsuz ettiyse, arkadaş çevremde de dahil, kimler beni yordu ve mutsuz ettiyse çıkardım. Hepsini hayatımdan çıkarttım. Çıkartmaya da devam ediyorum. Güzel oluyor. Sevgili kova ve yükselen kovalar, kendini yeni ilişkilerle ve ortaklarla sınadığın deneyimler, edindiğin bir sürecin ardından şimdi zihnini toparlama zamanı. Yoluna yeni ruhsal dinamiklerle devam ediyorsun. Ruhunun sorduğu sorulara doğru yanıtlar vereceğin bir döneme giriyorsun. Aynı zamanda işin ve sağlığında bu süreçte önemli başlıklar çıkarıyor sana. İlerlemen gereken için sağlığını, özellikle de kalp sağlığını bu süreçte ihmal etme sevgili kovalar. Ve geldik son burcumuz balıklara. Çalışma hayatın ve sağlığınla ilgili yaşadığın ikilemleri geride bırakmaya hazırlanıyorsun. Artık bu konularda yeterince deneyim sahibi oldun. Şimdi biraz daha aşka eğilme, aşka zaman ayırma dönemi. Aşkta yeni bir dönemin kapısı açılıyor senin için sevgili balık. Aynı zamanda varsa çocuklarınla ilgili sorumluluklar gündeme gelebilir ve büyük umutlar beslenecek içinde. Önemli olan onları somut hale getirebilmek diyor bugünkü falınız sevgili balıklar. Ve bu son burcumuzla birlikte artık programımızın son bölümüne geçelim. Saatler 11.49'u gösterdiği şu dakikalarda Ton TV ekranlarında Senem'le bugün de son bölümümüze geldik, yastık altı. Hemen an itibariyle olan fiyatları sizlere aktaralım. Çeyrek altın alış 400 lira, satış 410 lira. Cumhuriyet altını 1657, alış 1789, satış. 22 ayar bilezik 226, alış 238 lira, satış. Gram altına baktığımızda ise 250 liradan işlem görüyor. Hemen dolara bakıyoruz. An itibariyle dolar 5 lira 82 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 6 lira 61 kuruştan işlem görüyor şu an itibariyle. Ve bu yastık altı bilgilerini de sizlere verdikten sonra artık veda zamanı. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Sevgili sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. Sevgili yönetmenim ve emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Siz ekran başında bizi izleyen izleyicilerimize teşekkür ediyorum efendim. Senem'le bugünün sonuna geldik ama yarın sabah saatler 11'i gösterdiğinde yine Ton TV ekranlarında olacağız. Bugün kalbinizden, gönlünüzden geçen
güzel dilekleri ve hakkınızda hayırlı olan tüm güzellikleri öncelikle sağlık ve bereketle birlikte getirsin. Yarın 11'de buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.